bize dünya haritasından bazı bölgeleri işaretlemiş ve havadaki nem miktarının fazla olması aşırı ısınmayı ve soğumayı engeller. Bu nedenle nemli bölgelerde sıcaklık farkları daha az olur şeklinde bir bilgi veriyor. Soruda ise bize haritada sıcaklık farklarının daha az olduğu bölgeleri soruyor. Şimdi sıcaklık farkının daha az olduğu bölgeler daha nemli bölgeler olacaksa eğer, dünya üzerinde ekvatora yakın olan bölgelerinde sıcaklık farklarının daha az olması lazım. 1 ve 2 numaralı bölgelerde sıcaklık farkı az olacak. 3 numara ve 4 numaralı bölgeler karasal bölgeler olduğu için burada sıcaklık farkları daha fazla olacaktır. 7. soruda aşağıdaki görselde Hindistan levhası ile Avrasya levhasının yakınlaşması sonucu oluşan K kıvrımlı dağı gösterilmiştir. Bu dağ aşağıdakilerden hangisidir? Avrasya levhası Orta Asya'da içerisine yer alan levhamızdır. Hindistan ise Hindistan bölgesinde bulunur. İkisinin karşılaşması sonucunda bahsettiği K kıvrımlı dağı ise Himalaya dağları olacak. Ant dağları biliyorsunuz Güney Amerika'da bulunuyor. Alp dağları Avrupa'da, Atlas dağları Afrika'da, Zagroslar ise Orta Doğu'da bulunan dağlarımızdan bir tanesi. 8. sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Doğan ortamı oluşturan unsurlarda meydana gelen geçici ya da sürekli değişimlere doğa olayı denir. Moritanya'da çöl rüzgarları nedeniyle birçok tarım arazisinin kumlarla kaplanması, çöl rüzgarları bir doğa olayıdır ve herhangi bir insan etkisi yoktur. Türkiye'de 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ depreminin yaşanması, depremler fay hatlarındaki hareketlerle ilgilidir ve insanların herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Çin'de yaşanan kuraklık nedeniyle 500 bin insanın göç etmesi, kuraklık da yine insan etkisi olmadan doğada kendiliğinden oluşan bir olaydır. ABD'de meydana gelen Irma kasırgası nedeniyle binlerce insanın evlerini terk etmesi, kasırga da yine klimatolojik bir olaydır. Ancak Soma'da lignit madeninde işçilerin göçük altında kalması, insanların ihmali sonucunda yaşanan bir olaydır ve doğa olayı olarak kabul edilmemektedir. Dokuzuncu sorumuzda bize harita vermiş ve haritada muson ikliminin görüldüğü yerleri işaretlemiş. Bu iklimin görüldüğü alanların aşağıdaki bölgelerden hangisiyle benzer dağılışa sahip olması beklenir diyor. Muson iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir ve burada bozkırın görülmesi mümkün değil. Çöl toprakları yine bu gruba dahil edilemez. Buzulları dahil edemiyoruz. Cephe yağışları olan bölgeler diyor. Cephe yağışları olan bölgeler nerelerdir? Akdeniz Havzası başta olmak üzere dünyada sıcak hava ve soğuk hava kütlesinin karşılaştığı yerlerde görülürdü. Ancak muson yağışları orografik kökenli yağışlardı ve cephe yağışlarını da burada alamıyordum. Ancak bu bölgeler yoğun nüfuslu bölgeler olarak kabul edilebilirdi. 10. soruya gelelim. Mehmet İstanbul'un kalabalığından ve gürültüsünden sıkıldığından biraz kafasını dinlemek için Kayseri'deki köyüne gitmiş ve orada birkaç gün kalmıştır. Ancak köyde beraber gezeceği ve takılacağı kendi yaşlarında arkadaşları olmadığından köyde yalnızlıktan sıkılmaya başlamıştır. Akrabalarını ziyarete gitmiş ancak akrabaları genelde çok yaşlı olduklarından onlarla iletişim kuramamıştır. Mehmet bu durumda köyde daha fazla beklemeden tekrar İstanbul'a geri dönmüştür. Bu parçaya göre Mehmet'in köyünde yaşlıların fazla olmasının nedenleri arasında 3 tane durum vermiş. Hangileri vardır diyor. Şimdi evli insanların az olmasıyla bu durumun herhangi bir ilgisi olmayacaktır. Gençlerin iş bulmak için köyden kente göç etmesi, kırsaldan kente göç ne yapacak? Bize aslında yukarıda bahsettiği durumu yaşatacak. 2 için vardır diyoruz. Ailelerin çocuk sahibi olmak istememesi, çok yaşlı bir nüfusun çocuk sahibi olmak istememesi gibi bir durumda söz konusu olmayacağı için cevabımız yalnızca 2 olacak arkadaşlar.